Evet saatin tiktakları zamanın taktikleri diyoruz efendim. Hayat zaman ile kaim ve sırada bir grafiğimiz var kum saatini gördüğümüze göre. Zaten zamanla da ilgili bir grafik açıkçası. EYT yasası, EYT meselesi biraz zaman meselesine de dönüştü. Sürekli sarkma uzama söz konusu. Hem sebeplerini ineceğiz hem son olarak hangi noktada olduğumuzu anlamaya çalışacağız sıradaki grafikle. Yönetmenimizden rica ediyoruz grafiğimizi. Özellikle kozmik muamma değil EYT yasası işte son durum diye attım başlığı. Ya hep kendi uzmanlık alanına çekiyorsun konuları kozmik vesaire biliyorsunuz Tg Haber'de Kozmik Masa adlı programımız da var idi. Ama hakikaten konu böyle bir muamma efsaneye sürekli konuşuldukça ve açıkçası sık konuşuldukça her kafadan bir ses çıktıkça biraz belirsizleşmeye başlıyor ama aslında her şey çok net. Bakacağız birlikte şimdi EYT yasası o meşhur deyimle Z ve Y ve Z kuşağında anlayacağı loading tamam hazırlanıyor hazırlık aşamasında ee, tabii ki nerede olduğu ve nasıl e, sonuçlanacağı nasıl sonuçlanacağı bilmiyor ama nerede olduğu ve ne zaman sonuçlanacağı bizim haberciliğin beşen bir 1 en çok merak edilen boyutu EYT'nin ne zaman boyutu dolayısıyla e, ne zaman sorusunu da tabii ki Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin cevapladı. E, fakat mesele meclise ne zaman geleceğinde açıkçası meclise ne olacak onu bir anlayalım hiç muammaya gerek yok henüz meclise gelmiş değil çalışma ve sosyal güvenlik bakanlığındaki çalışması Devam ediyor düzenlemenin sebebinde açıkçası önceden söylemiştik SGK pandemisi yaklaşıyor. Bakın 11 bin dolayında bir personelin 2 milyon küsür insanı memur etmesi durumu söz konusu. Özür dilerim emekli edecek olması gibi bir durum söz konusu. Dolayısıyla bu da vakit alıcı bir iş. Tıpkı sağlık çalışanlarının pandemideki iş yükünün artışında gördüğümüz üzere burada da bir SGK'da iş yükü artışı olacak demiştik. Dolayısıyla henüz meclise gelmiş değil. Peki mecliste böyle sürünecek mi yoksa hızlı mı geçecek meselesi var. Merak edilen konulardan biri de o. Bugün Türkiye Büyük Millet Meclisi Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı Sayın Cevdet Bey'i aradım. Cevdet İlmaz Bey ile görüştüm ve Cevdet Bey çok özetle konuyu anlattı. Henüz Plan ve Bütçe Komisyonu'na daha doğrusu meclise gelmiş bir düzenleme yok. Gelecek geldikten sonra plan ve bütçe komisyonunda çok vakit alır mı acaba dedim. Eski bir bakan olduğu için e, Cevdet Bey'e Sayın Bakan dedim. E, yok dedi çok fazla vakit almaz. Bir günde geçecek. Zaten şu anda pazartesinden itibaren sözleşmelerle ilgili konuyu görüşecekler. Kadroya geçiş meselesini Plan ve Bütçe Komisyonu'nda o %5'lik fark dahil memur ve emeklininki zaten hemen hızlıca geçti meclis Plan ve Bütçe Komisyonu'ndan. Yani komisyonda fazla kalmıyor. Sonra genel kurula gidecek. Genel kurulda süreç işleyecek ve ee, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilginin verdiği bilgiye göre de Şubatta veya Mart'ta ilk maaşlar hesaplanmış ve ondan sonra artık yatmış olacak Şimdi uzamasının sebebine tekrar gelelim Bir kasıt bir siyasi amaç siyaseten de uzaması çok iyi değil açıkçası Dolayısıyla burada aman hani e, iktidara muhalif olanların e, olası sorgulamalar açısından söylüyorum Ya işte seçim yaklaştıkça mı verilecek falan Hayır böyle bir şey yok. SGK'da çok ciddi bir iş yükü söz konusu. Bürokratik bir mesele, siyasi bir mesele değil. Onu da dediğim gibi daha önce SGK pandemisi yaklaşıyor başlığıyla. Bu bültende kaç kere yayın yaptık hatırlıyorsunuz. Dolayısıyla bunun olacağı öngörülüyordu. Çok da fazla uzayacağı öngörülmüyor. Artık emeklilik süreci başlayacak. EYT'liler için hazırlıklarını yavaş yavaş tamamlasınlar. Zaten günü eksik olanlar işte daha önceden başvuru sürecini işletenler vesaire oldu. Dolayısıyla biraz sayıda da artış oldu ama yine onu da söylemiştik efendim. Ben söylemiştim demeyi sevmiyorum ama 2 milyon 250 bin dolayında olması beklenen EYT'nin takriben %35 ila 50'si emekli olmayı tercih etmeyecek. Ee, yine Bakan Vedat Bilgi'nin verdiği bilgiye göre bakıyoruz ki kamu çalışanı ciddi bir personel söz konusu. 500 bin dolayında bu 500 binin emekli olmayacağı öngörülüyor. Çünkü hesap yapıyor adam haklı. Emekli maaşı taş çatlasın 5-6 bin lira, 8 bin lira olacak vesaire. Onunla bir 15 bin, 14 bin aldığı maaşı, 13 bin aldığı neyse mukayese ettiği vakit çalışma bir zorunluluk haline geliyor. Dolayısıyla bir de işin bu boyutu var. Ayrıca son emeklilik zamlarının EYT'ye yansıyacağını yine bakan söyledi. Orada da baktığınız zaman en düşük emekli maaşı 3500 4500 seviyesinde olacak idi en düşük emekli maaşı hesaplamasına göre EYT'lilerin maaşı. En düşük EYT'li maaşı da böylelikle belirlenmiş oldu. En düşük emekli maaşının 5500 TL olarak belirlenmesiyle. Peki gelelim hazineye maliyetine. Bu da 120 ila 200 milyar TL arasında bir rakam olarak öngörülüyor. Bütçesi hazırlanmış, ödeme planı belli bir de tazminat meselesi var. Ya tazminata da bizi karıştırma o e, Burjuvazi'nin konusu, patronun konusu vesaire dememek lazım. Orada da yine kamu garanti fonu KGF ile e, devletin işveren lehine bir müdahalede bulunduğunu ve kıdem tazminatlarının alınmasını e, kolaylaştırdığını görüyoruz devletin. Dolayısıyla bir de tazminat meselesi var. Onunla ilgili süreç de, onunla ilgili ayrıntılar, nüanslar da biraz süreci takvimi uzattı. Ama kum saati işliyor, ilerliyoruz. Ocak sonunda artık meclise gelmesi meclisten komisyona gelmesi plan bütçe komisyonuna ve oradan da artık yasalaşması ve resmi gazeteye gitmesi sonra da dediğim gibi ilk maaşlar sürecinin işlemesi gerekiyor başvuruların e-devletten olacak olması büyük kısmı dendi ama herhalde onlar eskilerle ilgili belki birkaç ayrıntı olabilir ama her başvurunun e-devlet üzerinden alınabilmesi önemli eksik evrakların vesaire sigorta sosyal sigortalar sosyal güvenlik kurumuna götürülmesi önemli. Ve son olarak az önce haberini de verdik efendim. Çok tabii yayın da yaptık. Staj mağdurları kendilerine o ismi vermişlerdi. Fakat Bakan Vedat Bilgin Bakan bak bu işin sorumlu bakanı olarak ortada bir mağduriyet söz konusu değil staj mağdurlarına. Herhangi bir şekilde böyle bir hak verilmeyecek. Bu milletimize karşı sorumluluğumuz yani bu mealde şeyler söyledi. Bunun haksızca bir şey olacağını da söyledi. Dolayısıyla staj mağdurları için artık kapı kapandı diyebiliriz. Emeklilik bağlamında